Marka şehirlerin bu haftaki bölümünde ilk olarak Bolu'nun güzel ilçesi Göynük'teyiz. Göynük, Anadolu'nun en iyi korunmuş tarihi yerlerinden birisi. Çin'den İstanbul'a uzanan eski İpek yolunun son duraklarından biri Göynük. Eşsiz doğanın içinde Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındırıyor. Göynük'ün ekonomisine baktığımızda en önemli yere sahip olan tarım, hayvancılık ve özellikle kümes hayvancılığıdır. Madencilik ve ormancılık sektörleri de ilçe ekonomisinde önemli yer tutar. Sevgili izleyiciler, Marka Şehirler programında bu haftaki durağımız inanç merkezlerinden birisi olan Bolu'nun güzel ilçesi Göynük'teyiz efendim. Buyurun. Sevgili izleyiciler, Göynük'te şu an Abide-i Anıt'ın tam önünde inanılmaz bir panoramik manzaranın tam göbeğinde Sayın Belediye Başkanımızla birlikteyiz. Ve Sayın Başkanım, böylesi güzel bir ilçeniz var ve Göynük dediğimizde neler söylemek istersiniz? Biraz Göynük'ü tanıyalım mı? Göynük tarihiyle, coğrafyasıyla, efendim kültürüyle, efendim gastronomi kültürüyle çok önemli bir merkez. Peki Sayın Başkanım, özellikle Akşemseddin Diyarı olarak biliniyor sevgili izleyiciler. Bolu Göynük inanılmaz bir inanç turizmi mevcut ve bununla birlikte yine Atatürk'ün eğer Göynük'ün kahvesini içmediyseniz Göynük'e gittim saymayınız dediği bir yer. İnanılmaz bir tarihe sahip, inanılmaz bir kültürü var, evet, turizmi evet. var, yine Atatürk'ün ayak izleri var. Peki Sayın Başkanım, inanç turizminde zaten gözde bir yer Göynük. Evet, evet. Peki inanç turizminin geliştirilmesi noktasında evet. sizler belediye olarak yine çok yakında evet. 17 Ocak'ta İstanbul Çamlıca Camii'nde bir program yapacaksınız ve siz bunu geliştirmek adına birçok çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. İsterseniz bir kez daha duyuralım izleyicilerimiz ekranlarımız aracılığıyla. Duyuralım. Akşemseddin Hazretleri bir çağın kapanıp bir çağın açılmasına vesile olan, orta çağın kapalıp yeni çağın açılmasına vesile olan İstanbul'un manevi fatihi, Peygamberimizin mihmandarı Eba Eyyub el Ensari'nin kabrini Sultan Fatih'in arzusu üzerine yerini tespit eden Eba Eyyub el Ensari vefat edeceği zaman İstanbul kuşatmasına geldiklerinde vefat edeceğini anladığında beni surlara en yakın yere gömünüz, surlara en yakın yerlere gömün diye vasiyette bulunmuş ve şu anki Eyüp Sultan semtindeki yere defnedilmiş ve Akşemseddin Hazretleri de kabrini keşfetmiş. İstanbul'un manevi fatihi, Pasteur'den önce mikrobu tarif eden tasavvuf erbabı olması çok önemli. Tasavvuf halktan kopmak değil, tasavvuf halk içinde hak ile beraber olmak, Allah'la beraber, Yaradan'la beraber olmak. Akşemseddin Hazretleri bunu zirveye taşımış. İnsanlarla beraber yaşarken Allah'la beraber olmak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iyi huylar, kötü huylar var. Çok namazımızı bizim düzgün kılmamız lazım. Namazımızı düzgün kılıp iyi insan olmazsak, topluma yararlı insan olmazsak o kıldığımız namazın bize faydası olmaz. Akşemseddin Hazretleri bu yönde de çok güzel ışık tutmuş toplumumuza. Ve siz de bununla ilgili Akşemseddin Hazretleri'nin daha çok tanıtılmak evet. ve bu onun yolunda gidebilmek için yine Çamlıca Camii'nde bir Mevlid-i Şerif düzenlenecek. Biz şimdi İstanbul'daki birçok insanı Göynük'e getiremeyeceğimizi düşünerek biz onların ayağına gidelim diye düşündük. Allah razı olsun, Çamlıca Camii Yönetim Kurulu Başkanımız efendim bize fevkalade ilgi gösterdi. Üsküdar Belediye Başkanımız bize fevkalade ilgi gösterdi. Çok memnun olduklarını ifade ettiler. Biz de programımızı bunun üzerine hazırlayıp belirli bir kısmı Mevlid-i Şerif şeklinde belirli yarım saatlik bir kısmı da Akşemseddin Hazretleri'nin bir bilim adamımız tarafından özelliklerinin anlatılması şeklinde Çamlıca Camii'nde Mevlidimizi 17 Ocak Cuma günü öğleden evvel yaparak ikmal edeceğiz. Bütün İstanbullu dostlarımızı, Türkiye'nin etrafından gelecek dostlarımızı bu
mübarek Mevlid-i Şerif'e davet ediyoruz. Peki Sayın Başkanım, inanç turizmiyle birlikte Göynük inanılmaz bir doğa turizmi var. Evet. Ve yeşillikler içerisinde ayrı bir cennet gibi. Evet. Peki doğa turizmi alanında çalışmalarınız var mı? O yönde de çalışmalarımız var. İki tane gölümüz var. Bir tanesi Milli Park, bir tanesi değil ama onun hemen 4 kilometre üzerinde Mudurnu ilçe hudutlarında Sülüklü Göl var. O da Milli Park. Bizim yaylamızın hemen altında. Göynük'te muazzam yaylalarıyla beraber, efendim gölleriyle beraber muazzam bir turizm potansiyeli var. Tabii bunun finansal kaynaklarını bulup toplumumuzun muhtelif kesimlerine hitap edebilecek şekilde bir turizm dizaynını yapmamız gerekiyor. Kongre turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, efendim spor turizminde trekking, rafting gibi birçok alanlarda Göynük'te turizm altyapısı mevcut. Peki Sayın Başkanım, ekonomi halk, biraz halka baktığımızda genellikle tarım ve hayvancılık ön plana çıkıyor değil mi? Daha önceleri buradan İpek Yolu geçtiği zaman tarım makinalaşmadığı zamanlar burada semercilik, nalbantlık, efendim bakırcılık, kalaycılık gibi meslekler öndeydi. Tabii toplumda kültür değişimi olduğu için, sanayi toplumu şeyine geçildiği için, mesela daha önce ipek böcekçiliği de vardı burada. Elmacılık vardı. Efendim büyükbaş hayvancılık, hele hele küçükbaş hayvancılık. Her köyde 3-4 tane küçükbaş hayvan davarı, koyun keçi davarı vardı. Ama tabii bunlar azaldı. Şimdi sadece büyükbaş hayvanla esas önemli olan 975'li yıllarda Orköy kredileriyle başlayan, sonra Özal döneminde yem iadeleriyle devam eden, Tansu Çiller döneminde kümes teşvikleriyle devam eden bir süreçte tavukçuluk entegre kuruluşlarında olması vasıtasıyla bir zirve yaptı. Göynük'te Göynüklü firmamızın şu anda içeride bulunan tavuk kapasitesi 14 milyon. Diğer komşu ilçenin firmasının 4 milyon, 18 milyon. Diğer firmaların da 1 milyona yakın. 1 milyon da yumurta tavuğu kapasitesi var. 14-15 tane üreticimizin tavukçuluk bu yönde Göynük'te önemli bir geçim kaynağı. Sayın Başkanım, yine ismini veremiyoruz sevgili izleyiciler ama bizim Türkiye'de bildiğimiz çok iyi markalardan, ilk 3'e giren markalardan bir tanesinin yine kanatlı hayvancılıkta tavuk üretiminde fabrikası Göynük'te ve Sayın Başkanım, istihdama yansıması da çok büyük değil mi? Şimdi genç nüfus önceden Göynük'ü terk ediyordu. Şimdi Göynük'teki genç nüfus yetmiyor. Komşu ilçelerden, Taraklı'dan, Gölpazarı'ndan, Nallıhan'dan, Mudurnu'dan servislerle kesimhaneye, yem fabrikalarına işçi transferi yapılıyor. Göynük'te genç işsizlik oranı azaldı. İnşallah turizm sektöründe turizm altyapısını kurarak turizm lisesi, otelcilik, gastronomi liselerini ve üniversite bölümlerini kurarak, hatta tavukçuluk tekniker okulunu kurarak okullaşma oranını da belirli bir noktaya getireceğiz. Turizmle beraber tarım tavukçulukta eşdeğerde gidecek. Göynük, tarihi zenginliği ile turizm sektöründe de var olmak isteyen bir ilçe. Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı, Akşemseddin Türbesi, Ömer Sekkin Türbesi, Zafer Kulesi, Soğukçam Köyü'nde bulunan Firik Harabeleri ve Kilciler Köyü'ndeki Bizans kalıntıları ilçenin önemli tarihi eserleridir. 135 tarihi konut, 20 dini ve kültürel yapı, 2 idari yapı, 5 doğal anıt olmak üzere toplam 162 tescilli yapı vardır. Sayın Başkanım, diyarı Akşemseddin'de genellikle Göynük inanç turizmin merkezi. Bunu biliyoruz. Evet. Ve şu an Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinde çok yakın mesafedeyiz. Ve yine öncülüğünüzde bir vakıf kuruldu. Biraz vakıftan bahsedebilir miyiz? Neler yapıyorsunuz bu anlamda? Bizim merhum bir hocamız Hacı Bayramı Veli Ankara'da anılıyor. Efendim Konya'da Mevlana anılıyor. Göynük'te de siz Akşemseddin Hazretleri'ni
anmanız lazım, vakfını kurmanız lazım deyince merhum Göktürk Mehmet Uytun şair hocam deyince ben vakıf kurma girişimlerine başladım. Vakfımızı 90'lı yıllarda kurduk. Anma günlerimizi hep vakıf üzerinden götürüyoruz ama vakfımızın hizmetlerinin çeşitlendirilmesi lazım. Burs verme, efendim Kur'an-ı Kerim'i destekleme, efendim burada bir imarathane aşevi kurma, Akşemseddin Hazretleri döneminde bunlar vardı. Vakıf tarlaları da vardı. Şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde ama onlar bizim için önemli değil. Biz göğünüğümüze ziyarete gelenlere en güzel şekilde manevi hizmetimizi vermek, efendim göğünükteki yaşayan çocuklarımızın başarılı olmasını, efendim akademik kariyer elde etmesini sağlamamız gerekiyor. Zamanında göğünükten çok önemli hafızlar çıktı. Merhum hafız, Kurra Hafız İsmail Biçer, Abdurrahman Gürses hocamızın talebesi, merhum hutbe, çok şahane hutbe irad eden Hafız Ömer Öztop hocamız, yıllarca İmam Hatip Öğretmenliği Müdürlüğü yaptı. Hafız İbrahim Peker gibi birçok hafızımız bulunmakta ve tekrar o günlerdeki kurra hafızlarımızın göğünlükten yetişmesini diliyoruz. Kayınbiraderim Ali Erici'ye bu yönde de ben çok teşekkür ediyorum. Hafızlık Kur'an kursunu kurdu. Temellerini atmış oldu. İnşallah belirli kültürü de, Türk-İslam kültürünü de gençlere aşılayabilirsek çok yerinde güzel olacak. Öğrencilerimize burs imkanları sağlayacağız. Peki Sayın Başkanım, özellikle turizme baktığımızda bu noktada yerli turizm çok fazla. Evet, peki evet. Sizce gerçekten yeterli kişi sayısı ziyaret ediyor mu burayı? Yeterli değil. Yeterli, şu anda yeterli değil. Gerçi bayağı bir turizm hareketimiz canlandı ama altyapısını oluşturmamız lazım. Reklamını yapmamız lazım. Türkiye'nin yarı nüfusuna 2 saatte, 2,5 saatte ulaşabilecek bir konumda göğünlük. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'in tam, Bursa'nın tam ortasında, işte, Kocaeli, Sakarya'nın tam ortasında Türkiye'nin yarı nüfusunun 2,5 saatte ulaşabileceği bir bölgede bulunuyoruz. Hem inanç turizmi yönündeki altyapılarımızı tamamlarsak, hem diğer yayla, göl turizmindeki diğer sağlık turizmi, efendim kongre turizmindeki, spor turizmindeki altyapılarımızı tamamlarsak daha da önemli bir yer olduğunu herkes biliyor. Biz de inşallah daha fazla katkımız olacak. Kültüre de, ekonomiye de katkımız olacak. Antiparantez şunu da belirteyim. Camimiz yandığında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melik Gökçek Abant'taymış. Yenge Akşemseddin Hazretleri'ne beni ziyarete götür deyince geliyor, bir bakıyor ki caminin çatısı yanmış. Sayın Nevin Gökçek. Evet evet, biz caminin bir yandan başlamıştık. Başkan bana gelsin diyor, ben gittim. Sayın Başkanımız Melik Gökçek dedi ki caminin şununu 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 ben yaptıracağım. Allah razı olsun başkanım dedik. Caminin yapımından sonra belirli bir dostluğumuz oluştu. Nevin abla 3-4 ayda bir Akşemseddin Hazretleri'ni, bazen 2 ayda bir Akşemseddin Hazretleri'ni ziyarete geliyordu. Gene Melih Başkanımı, Nallıhan programı iptal edilmiş, hemen Göynü'ye davet etti. Göynü'ye geldiğinde bizim balkonda otururken cami hamam önlerini ben restore edeyim, yolunuzu restore edeyim dedi. Biz de teşekkür ettik. 2 ay içinde hem 1,5 kilometrelik yolumuzun restorasyonu, hem buraların restorasyonu dört dörtlük, beş yıldızlı yapıldı. Göynükle her zaman kendilerine müteşekkir. Çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere böyle bir güzel mekanı hediye ettiler ve turizmimize de muazzam katkısı oluyor. Çok teşekkürler. Sayın ben efendim. Teşekkür ederim efendim. Göynük'te tarım alanında yetiştirilen tarla ürünlerinin en önemlileri buğday, arpa, yulaf, nohut, fasulye, şeker pancarı, ayçiçeği ve patatestir. İlçeye özgü bir ürün olarak
600 bin ton arasında rekoltesi değişen Bombay fasulyesinin önemli bir yeri vardır. Normal fasulyeden 3-4 kat daha iri olan bu ürün ülkemizde Göynük ve civarında üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Sevgili izleyiciler, bütün il ve ilçelerde, bütün programlarımızda coğrafi işaretli ürünlerin öneminden sıkça bahsediyoruz. Ve hemen hemen her yerde de coğrafi işaretli ürünlerimiz var. Ülkemiz çok zengin ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin çok önemsediği, ülkemiz için inanılmaz bir ekonomik katkı sağlayan coğrafi işaretli ürünlere Göynük'te de rastlıyoruz. Bolu'ya ait 3 tane coğrafi işaretli ürün var. Bunun 2 tanesi Göynük'e ait. Bir tanesi Tokalı Göynük bezi ve bakla dediğimiz fasulyesi. Bombay fasulyesi. Bombay fasulyesi. Sayın Başkanım, oldukça zengin, bereketli topraklarınız var ve coğrafi işaretli ürünler ülkemizin ekonomisi için çok büyük anlam taşıyor. Evet. Ve sizler biraz ürünlerimizin özelliklerinden bahseder misiniz? Hay hay. Bombay fasulyemiz daha önce Göynük'te 2000 tona yakın 2000 ton üretiliyordu. Şimdi gelir unsuru çeşitlenince daha azaldı ama şu anda revaçta olunca, bir de coğrafi işaret alınca inşallah üretimi biraz daha artacak. Fasulyenin yanında Tokalı örtümüz coğrafi işaret aldı. Bolu Ticaret Odamız bizim adımıza Uğut'un coğrafi işaret alması için müracaatını yapmış. Göynük keşi hakeza diğer yörelerin keşleri gibi değil. Keş malum yoğurtun yağı, kaymağı alındıktan sonra ayran süzülerek, suyu atılarak oluşan yoğurt kurusu. Peki başkanım, Bombay fasulye dediğimiz bu fasulye coğrafi işaretli ürünü sevgili izleyiciler, Bolu'nun ve Göynük'te. Peki genellikle plakilerde çok kullanılıyor değil mi? Genelde piyaz, plaki, piyaz diyoruz biz. Her yerde bulunmaz. Yunanistan'da üretimi var, bir de bizim Göynük'te üretimi var. Soğuk su ikliminde yetişiyor bu. Belirli yükseklikteki yerlerde, soğuk su olan yerde yetişiyor. Ve bir de bunun üretim şeyi çok sınırlı. Mesela Mayıs ayından önce ekerseniz kırağı haşlar. Ekim'den sonraya kalırsa yine kırağı haşlar. O arada sadece bunun, bir döneme özgü. Bunun hasadının yapılması lazım. Üretiminin hasadının yapılması lazım. Bir de Tokalı örtümüz var. Evet, evet. Ve sırf buraya özgü, buranın ne kadar Osmanlı'ya özgü kültürlerin olduğundan bahsetmiştik. Başkanım, Tokalı örtü denilmesinin nedeni ne? Bu kenarlarındaki süsler yüzünden Tokalı örtü, tokası olmuş oluyor bu. Bu tamamen dokuma bir örtü. Dokuma örtü, bayağı da işlemesi zor, zor bir örtü. Peki bununla birlikte yine coğrafi işaret almaya aday. Sırf burada gördüğüm, evet, Uğut var. Evet. Uğut nedir diye sorsam Sayın Başkanım. Uğut, buğdayın çeşitleri var. Buğdayın kaliteli bir cinsinden çimlendirilir. 15 gün çimlenir. Çimlendikten sonra dövülerek un ve su ilave ederek ocakta karıştıra koyulaşır. Hatta bu fabrikasyon daha kırmızı hal alan bir marmelat olur. Lif oranı çok yüksek. Tatlılığı kendi özelliğinden kaynaklanır. Göynük'te istihdamı arttırmak üzere farklı sektörlerde de yatırımcılar ve girişimciler destekleniyor. Şimdi de bunun en güzel örneklerinden birisini inceliyoruz. Sevgili izleyiciler, Sayın Başkanımızla şu an bir çikolata atölyesine geldik. Ve Sayın Başkanım şunu söylüyor, bundan sonra Göynük çikolatasıyla da konuşulacak. Ve girişimci bayan arkadaşımız bizimle birlikte nasıl çıktı bu yola? Şu an çikolatayı hem üretiyor hem satıyor. Ve başkanım, siz çok destekliyorsunuz özellikle girişimci ev hanımlarımızı. Ve neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Yasemin Hanım'ı bu girişiminden dolayı tebrik ediyorum. Bizim markalı ürünümüz ne kadar fazla olursa
turizm fuarlarındaki itibarımız, değerimiz de o kadar fazla olur. Şu anda Bolu'nun işaret almış 3 ürününden ikisi bizim Göynüğün. Onun yanında bizim Uğut, Höşmerim gibi daha marka alabileceğimiz birçok ürünümüz var. İnşallah Nisan ayında yapacağımız yemek yarışmasından sonra yemek çeşitlerimizden de bayağı bir marka alacağımız ürünleri de katarsak gayet zengin, tarihine, kültürüne uygun bir havaya bürünecek Göynük. Peki Sayın Başkanım, Göynük'te bayanlar mı çok çalışıyor? Yöresel ürünler konusunda girişimciniz var. Restoranda var, pastacılıkta var, çikolatada var. Hani bayanlarımız çok üretiyor sanki burada. Tabii tabii. Cennet anaların ayağı altındadır. Hanımlarımız olmadan erkeklerin şey yapabilmesi mümkün değil. Hayat müşterek. Şimdi hanımlarımız da gerçekten Osmanlı kültürü becerisi var hanımlarımızda. Mesela Göynük Yeresel Ürün Restoranı bayan. Bu kardeşimiz bayan. Yani girişimcilerimizin birçoğu bayan. Hatta bizim Keş Yoğurt Pazarı'ndaki şeylerimiz de tamamen bayan. Göynük donu, Göynük şalıyla baktığınız zaman gerçekten nostaljik bir hava oluşturur. Göynük... Kuracağınız kooperatif de bayan kooperatif. Tabii tabii. Bayan kooperatifini devletimiz destekledi, kurmamızı istedi. Biz de bunun gerçekten önemli olduğunu bilerek tarihe gömülü olan kültürümüzü meydana çıkarmak için, yemek kültürümüzü, efendim değişik kültürlerimizi öne çıkarmak için bunun önemini kabul ettik. Acilen kooperatif kurma girişimlerine başladık. Peki hemen mikrofonumu özellikle bu başarı hikayesini dinlemek için Yasemin Hanım'a uzatmak istiyorum. Çünkü Yasemin Hanım gerçekten bu atölyeden başlayarak birkaç arkadaşıyla birlikte şu an Göynük çikolatasını bu atölyede üretip artık Bolu'ya, tüm Türkiye'ye, belki de ihracat noktasına bile götürecek. Sizi tanıyabilir miyim? İsmim Yasemin. 2014'ten bu yana çalışıyoruz. Ustalarımın sayesinde iyi bir kalite yakaladık. Yani onlardan aldığım destekle bu işi yapmaya karar verdik. Göynük'te bir eksikliğimiz vardı. Gelen misafirler sürekli bizden hediyelik bir şeyler istiyorlar. Biz bol satıyoruz senelerdir. O yüzden bizi teşvik etmesinin sebebi buydu. Gelen en azından bir çikolatamız var diyebilirim. Hem Göynük'ü temsil etsin, hem bizi iyi bir yerlere getirsin kalitemizle devam etmek için. Bu yola çıktık bakalım. İnşallah Sayın Başkanımızın desteğiyle, Kaymakam Bey'in desteğiyle. Peki çikolataları siz üretiyorsunuz? Biz üretiyoruz, ustalarımız. Ve doğal ortamlarda, ev ortamında yapılıyor değil mi? Hijyenik ortamlarla tabii ki. Peki kaç çeşit çikolata üretiyorsunuz? 4 çeşit şu an. Fıstıklı krokanlı, fındıklı krokanlı, bademli krokanlı. Biz bundan 3'ünden bir tane de karma paket yapıyoruz. Şu an 4 tane paketimiz var. Küçük büyük olarak 8 paket. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve kümes hayvancılığı ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutar. Özellikle kümes hayvancılığı oldukça gelişmiş olup ilçe ekonomisinin bel kemiğini teşkil eder. Yumurta tavukçuluğu da ciddi bir gelişme göstermiştir. Yaklaşık 150 kümes tesisinde 750 bin adet tavuk bulunmakta ve yıllık yumurta üretimi 175 milyon adete ulaşmaktadır. Göynük'te besi tavukçuluğu ileri derecede gelişmiş olup modern tesislerde üretim yapılmaktadır. Üretilen etlik tavuklar ülke geneline ve yurt dışına pazarlanmaktadır. Şimdi ben çok duyguluyum çünkü bu sektörün 1984 yılından beri entegre olmazdan evvel ilkiyim. Ali Bey, kayınbiraderim. O zamanlar bu şekilde fabrikasyon yoktu. Civcivi yemi kümeslere veriyorduk. Canlı olarak Ankara'ya, İstanbul'a götürüyorduk. İşte 86'lı yıllardan itibaren Beypazarı'ndan yem aldığımız firma Göynük'e önce kesimhane kurdu. Karşımızdaki ilk kesimhanesi onların. Diğer büyük firmadan da civciv alıyorduk. Şimdi entegrelerin hepsi, iyi entegrelerin, işi bilen entegrelerin hepsi tam entegre oldular. Önceden civciv üretiyordu, biri yem üretiyordu. Ama bu işi beceremeyenler, maliyeti bilmeyenler aradan çıktı, iflas ettiler.
Şu anda Türkiye'nin 3 önemli firması, 2 tanesi Bolu'da, 1 tanesi Sakarya'da. Broiler üreticiliği. Önceden bütün satılıyordu tavuk. Şimdi artık çeşitlendiği için parçalı da satılıyor. Esas önemli olan şu anda tavuk eti bakliyat fiyatından daha ucuz olduğu için tavukçuluk sektörü şu anda çok önemli, revaçta. 3700 civarında bir çalışanımız var. Bunun büyük çoğunluğunu kesimhanelerimiz oluşturuyor. Bolu merkezde, Mudurnu ilçesinde ve Göynük ilçemizde 3 tane kesimhanemiz mevcut. 3 kesimhanenin toplamı da yaklaşık 2600-2700 kişi civarında bir personel sayımız var. Üretim kapasitesine gelirsek, şu an için 3 kesimhanemizin toplamında yaklaşık 450 bin adet günlük tavuk kesiyoruz. Bu da nereden baksak günlük 1000 tona yakın bir et yapıyor. Avrupa standartlarının çok çok ötesindeyiz. Belirli başlı birkaç tane ana makine aldığımız firma var, işin özü. Bu firmalar ilk makinaları ürettiklerinde, içeride az önce sizinle de görüştük. Bu makinaları ilk ürettiklerinde mutlaka biz deniyoruz. Hatta şu anda Türkiye'de ilk, bunun yanı sıra dünyada ilk kullandığımız içeride makinalarımız var. Son teknolojiyle çalışıyorsunuz. Son teknolojiyi takip ediyoruz. Artı son teknoloji bize teklif edildiğinde biz deniyoruz. Kendimize özgü fikirlerimizi de bu firmalarla paylaşıyoruz. Buna özgü iyileştirmeler de yapıyoruz. Peki şu an Türkiye'nin hemen hemen her noktasında var. Her noktada varız, evet. 81 ilin tamamında varız. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan, özellikle tavukla ilgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben 40 yaşındayım, tavuk yemediğim gün yok. Onu diyebilirim. En ucuz protein kaynağı, en sağlıklı protein kaynağı. Ha, bazı asparagas haberler çıkıyor, tavuk yemeyin, işte yok iğne yapıyorlar vesaire, şu bu. Beraber gezdik. Zaman zaman yoldan geçen, bizi merak eden müşterilerimiz de çat kapı geliyorlar. Giriyoruz beraber, kesimimizi gösteriyoruz. Parçalama, şoklama, depolama vesaire. Helal. Tamamı, bizde kesimin tamamı elle yapılıyor. Makine kullanmıyoruz kesinlikle. GİMDES'ten almış olduğumuz bir helal sertifikamız var. Zaten mecburuz yani. Artı bu firma 1997'de kesimhane ilk kurulduğu gün elle kesim yapmaya başladı. Sertifika şu bu bir tarafa. Genel müdürümüzün en değer verdiği şey İslami değerler. Onun için her şeyden önemli. Onun için de elle kesim yapmaya, helali ve hijyeni en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.